Sevgili arkadaşlar, 3D Edebiyat'ta Servet Fulun'la devam ediyoruz yollarımıza, soru çözmeye, değil evet mi? Hocam. Evet. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Edebiyat-ı Cedide döneminde oluşan ilklerden değildir? Buraya dikkat ettik mi? İlkler. Evet hocam. Başlamadan önce bir sorabilir miyim? Sor Edebiyat-ı Cedide sanki I'yı ayırıyorduk. Bir büyük yazıyor. Artık şimdiki, değil mi arkadaşlar? İmla kılavuzuna göre artık böyle özellikle o Farsça, Arapça kelime ve tamlamalardaki yazım böyle. Hepsini birleştirip ve bu şekilde yazıyoruz. Tamam. Anladım hocam. Evet. Şimdi bakalım. Servet-i Fulun Edebiyatı'nda, Edebiyat-ı Cedide onun diğer ismiydi. Evet. İlkler diyor arkadaşlar. Bakalım. Çocuklar için ilk şiir kitabının yazılması Şermin. Tık atalım. Zaten şüphelendiğimizde soru işareti koyuyoruz. Tamam hocam. İlk psikolojik romanın yazılması batılı anlamda. Ona dikkat edelim. Şimdi batılı anlamda psikolojik roman diyor değil mi mesela? Ona bir soru işareti koyabiliriz. Çünkü niye? İlk psikolojik roman denilmesi Zehra'yı mı kastediyor? Evet. Batılı anlamda ilk psikolojik roman mı diyor? Eylül de öyle. Evet hocam. Ama bence bakacağız. Pastoral şiir türüne ilk eserin verilmesi Sahra. Sahra. Kimdi o? Şair-i Azam. Zaten soru çıktı bir kere. O zaman demek ki bunu alalım. B şıkkında Eylül'ü kastediyor. Eylül. Bu pastoral ilk şiir Sahra'nın değil mi arkadaş? Kimdi o? Abdülkadir Tarhan'ın da. Evet. Evet. Mensur şiirin türünde ilk eserin verilmesi, evet, Servet Fulun'da Halsiya'yla. Batılı anlamda kusursuz ilk romanın yazılması Mavi Siyah'tı. Tamam. Dolayısıyla. Evet hocam. Değil mi? Evet, ona dikkat edeceğiz. Evet. Yukarıdakilerden hangi ikisi Servet-i Fünun ve Tanzimat sanatçılarında görülen bir ortaklık değildir diyor. Bakalım beraber. Şiirlere başlık vermeleri. Tanzimat'ta vardı Hürriyet gazetesi. Ötekinde vardı işte mesela Makber. O evet, zaman hocam. Bu uyuyor. Değil mi? Evet. Makber de geç Tanzimat'tan değil mi? Servet Fünun'dan. Evet, mesela Balıkçılar şimdi oldu. Aruz ölçüsünü kullanmaları. Tanzimat'takiler de aruz ölçüsü kullanıyor. Önce bir hece baş ama sonra evet. Aruz. Servet Fünun'da da aruz. Ortak bir nokta aruz. Batı edebiyatı nazım biçimlerini kullanma. Hayır. Sonnet, terzi rima, Servet Fulun'da var ama Tanzimat'ta yok. Henüz yok. Bir kere onu da ayrı için alalım. İki şık dedi. Anlamı dize ve beyitte sıkıştırmamaları değil mi? Evet hocam. Sadece cevap çıktı diyorsun ama azıcık sağır. Evet. Bakalım. Arapça ve Farsça kelime tamlamaları kullanma ikisi de var. Evet ne oldu? 3 ve 4'ün oldu. Değil. D şık. Evet. Yukarıdaki şiirlerin ortak özelliği. Bayağı biraz şöyle bir birazcık bir bilgi gerektiriyor arkadaşlar. Siz Tevfik'in çok önemli İstanbul'u eleştirdiği. Evet. Hanı yağma Tevfik'in yine toplumsal yiyin efendiler yiyin aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar dediği toplumsal bir şiiri. Elhan-ı Şita. Bu Şita kış musiki öyle bir anlamı vardı. Bu Cenab-ı Şahabettin'in. Tarihi kadim yine Tevfik'in 95'e doğru yine öyle Tevfik'in toplumsal. Hepsi Servet-i Fünun sanatçısı olduğu o, için. Evet. Tarih konularla ilgili olmaları değil. Evet. Çok net çıkıyor. Denizli evet. O zaman. Çünkü Hecölse yazıp olmalı. Az buçuk bilgimiz olması evet. Gerekiyor bunu çözebilmek için. Evet. Tevfik Eğit'in şiirlerini ve içeriğini bilmek gerekiyor. Bu sorudan da hareketle. Evet. Biraz terletiyor sorular. Yukarıdakilerden hangi ikisi Servet-i Fünun şiirindeki bu sefer şiirindeki yeniliklerden değildir diyor. Acele etmeyelim. Bakalım. Aruz'u Türkçe'ye uygulayıp konuya göre aruzu kullanmak. Evet bunu yaptılar. Bu dönemde değil mi? Özellikle bunların en önemli evet. Özelliklerinden birisiydi. Bunu tıklayalım kesin. Ahenk usulüne önem vermek. Acaba Servet Fulun'dan önce ahenk usulüne önem vermiyor muyduk? Veriyorduk. Divanda ahenk yok muydu yani? Vardı. Ne tabii ki. Ya yorum yaptım tabii de. Değil mi? Kavramları, anlamları az bilinen kelime tanımı zaten Servet Fulun'un en önemli özelliği bu. Neydi o? Sözlüklerden kelimeler bulmak. Evet. Dolayısıyla vardı yani. Şimdi müzik kaliteye dikkat etmek. Hayır etmediler. Niye kulak için kafiye, göz için kafiye, onun muhabbet ne? Bence o var ya, o. Dördü alalım mı? Müstezat nazım biçimini serbest müstezata dönüştürmek. Zaten bu Servet Fulun'da vardı ama Tanzimat'ta böyle bir şey yoktu. İkisinin ortak özelliğini sordu. Yeniliklerden biri değildir. O zaman bak şiirde müzikaya dikkat etmekle ahenk usulü ne oldu? 2 ve 4 var mı şıklarda? Var hocam. Oh varmış. Niye tereddüt geçiriyorsun? Rahat ol rahat. Bilmiyorum. Hayır. Şiirde müzikalite dikkat etmek. Mesela göz için kafiye, kulak için kafiye var. O zaman Tanzimat'ta var o. Evet. Rahat ama olur. İkisi Servet-i Fünun şiirindeki. Yani aynen. Sadece olmayanlar, Servet-i Fünun. Olmayanları sordu. Evet. Kafanın rahat olsun. 2 ve 4. Şu an. Evet. Öğrencin. Evet. Yukarıdaki özelliklerden hangi ikisi Halit Ziya Uşaklıgil için söylenemez. Bu daha somut. Sen soyut evet. Olduğun mu kafan karışıyor. Somutla karışmasın. Gitti ben. Yok Halit Ziya Uşaklıgil'e bakalım. Hani bu romancımızın babası. Evet. Mavi Siyah'ın yazarı. Aşkı Memnun'u ben biliyorum. Tamam. Mensur şiir türünde eser vermesi. Mezardan sesler var. Sanatlı bir üsluba sahip olması.
Olabilir, evet. Var. Naturalizm akımına bağlı. Hayır, hayır, realist o. Kesin. Sadece hikaye roman. Olur mu ya? Anısı yok muydu 40 yıl sonra ötesi? O da kesin bak bilgi. Ha sen böyle somut bilgilerde hemen tak yapıyorsun ama. Romanlarında üst tabakanın yaşamını ele alması ne o aşkı benim de hep sosyal. Adnan Bey. Hep böyle İstanbul sosyetesi falan. Evet, evet doğru. Dolayısıyla yalıda cevap çıktı mı değişik. Yani. Evet. Servet-i Fünun roman ve hikayesiyle ilgili bu parçada verilen bilgiler hangisi yanlıştır? Sen tane tane oku da ben de bilgileri hatırlayayım. Tamam. Hadi. Birincisi, eserlerde çevre betimlemeleri süs için değil, olay kahramanlarının tanıtılması için yapılmış. Çok önemli, bu var. Nerede? Servet-i Fünun roman ve hikayesiyle ilgili, bu doğru. Evet. Kahramanların iç ve dış dünyaları ayrıntılarıyla anlatılmış, gözleme önem verilmiştir. Mesela Eylül, bence var. Evet. Betimlemelerde çok ağır, süslü. Konuşma bölümlerinde ise daha sade ve doğal bir dil kullanılmıştır. Değil mi? Hatta Servet-i Fünun romanın en büyük özelliği buydu zaten. Yapı unsurlarından zaman ve mekan fazla önemsenmemiş, daha çok kişi ve olay üzerinde durulmuş. Olur mu? Hayır, realistler hayır. Değil mi? Bu realistler mümkün evet. Olur mu arkadaşlar? Bence bu olmaz. Bu kesinlikle daha şeye benzer. Tanzimat romanın özelliklerine benzer. Evet. Evet. Romanlarda konaklarda yaşayan, eğitimli, seçkin kişilerin kahraman olarak seçilmesine karşın hikayelerde halktan kişiler ele alınmıştır. Çok evet. Da doğru. Önemli. Değil mi? Öyle somut. Tane tane gidersek zaten cevaplar tık diye çıkıyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Sen okurken ben bilgi yanlışlığını bulmaya çalışayım. Tamam hocam. Hüseyin Cahit Yalçın, Servet-i Fünun'un savunuculuğunu üstlenmiş. Bu nedenle geri planda kalmıştır. Tenkit türüne ağırlık vermiştir. Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına neden Hüseyin olmuştur. Hüseyin Cahit Yalçın, edebiyatın kapanması sebep olan edebiyat ve hukuk hepsi doğruydu. Bu bilgileri evet. Karşılaştırdık, evet. Halit Ziya romanlarında aydın kişileri, öykülerinde ise halktan kişileri konu edinmişti. Ferdi ve Şürekası adlı hikaye kitabında... Gördünüz mü çıktı cevap. O ne kadar ayrıntılarda var. Ferdi ve Şürekası bir kere roman. Evet, bunu hocam. Artık biliyoruz. Evet, İzmir'de geçen olayları, Aşk-ı Memnun romanında İstanbul'da yaşanan yasak olayları. Tamam, oralar doğru ama... Roman. Evet, o zaman cevap çıktı diyoruz. Yine de biraz hatırlayalım mı? Hadi. Mehmet Rauf özellikle Eylül adlı romanında ruh çözümlemelerine sıkça yer vererek edebiyatımızda psikolojik romanın ilk başarılı örneğini veren bilgiler hepsi doğru. Evrak-ı Eyyam, Nesri Harp, Nesri Sur, Tiryaki Sözleri gibi kitapların sahibi olan Cenap Şahbettin de şiirde müzik, ritim, kafiye gibi özelliklere önem vermiştir. Yeni nazım biçimlerini denemiş, ağır bir üsluba sahiptir. Hepsi doğru bunlar, evet. Ramazanlarıyla, bayramlarıyla, sokak satıcılarıyla eski İstanbul yaşamını anı ve fıkralarında işleyen Ahmet Rasim, edebiyat aracılığıyla halkı eğitmeyi amaçlayan bir yazar olarak Ahmet Mithat geleneğini sürdürmüştür. Doğru. Bak hep üçer dörde maddeyi baktık. Evet ve hocam. Böylece yanlış bilgi zaten bulmuştuk. Bitirmiş olduk.